Emin Bey, e, sektörde genelde üst segmente yönelik konut üretimi var. Siz e, alt ve orta gelir grubuna yönelik e, bir sistem geliştirdiniz, el birliği sistemi. E, sistemi tanımayanlar için öncelikli olarak e, bu sistemden bahseder misiniz? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Emin evim, daha evvel Emin Otomotiv olarak otomobil sisteminde bir dayanışmayla insanlara otomobil sahibi yapmıştı. Burada aynı hanımların altın günü gibi bir dayanışma sistemi. Tabii faiz olmadığı için o, o zaman otomobilin maliyetleri düşük olduğu için çok ciddi bir rağbet görmüştük. 40-50 bin kişiyi de otomobil sahibi yaptık. Aynı sistemi şu an emin evim olarak konutta ve iş yerinde uyguluyoruz. Aynı şekilde faiz ödemeden insanlar dayanışmayla hanımların altın gününün bir profesyonelleşmesi, bir imece usulü ile ev sahibi oluyorlar. Bugün 50 bin kişi yakın bize taksit ödeyen var ev ve otomobil konusunda. Ee, bu şekilde dayanışmayla her ay 800 kişiye yakın kişiyi ev sahibi yapıyoruz. Ve bu sistem böyle bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki toplamda bugüne kadar kaç kişi ev sahibi oldu? Sırada kaç kişi bekliyor? Ee, bizim şu an 15-16 bin kişi zannediyor ev sahibi oldu. 35 bin kişi de sırada bekliyor. Şube sayınızı da giderek artırıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Tabii. en son 63'tü. 63 sene. E, bu sene veya 2016'da yeni şubeler eklenecek mi? Tabii. Yılda ortalama bir %10-%20 şekilde şube sayısını artırmak istiyoruz. Büyük şehirlerde başladık. Büyük şehirlerde bazı şehirlerde 2-3 gibi oluyor. Daha ufak şehirlerde de şubelerimizle halka sistemi anlatmamız icap ediyor. Oradaki konutların e, ekspert çalışmaları, konutları alacak müşterilere yardım noktasında tabii ki teknik hizmet icap ediyor. Hem yüz yüze görüşmek için şubelere ihtiyacımız var. E, şube çalışmaları devam edecek. E, el birliği sistemini vatandaşların daha iyi anlaması için e, bu e, sistemin avantajlarını sıralarsak? Evet. Şimdi tabii ki mesela 100 bin liralık bir ev almak isteseniz, e bunu krediyle alsınız. Bugün 180 bin lira 100 ayda ödeyeceksiniz. E Tabii bunu ödeyebilmek için sizin banka sizden 3-4 bin, 3-5 bin lira maaş almanızı istiyor. Bunu gelir olarak göstermeniz lazım. Hiç çek ve senet e, ödememe yapmamanız lazım. Geçmişte bir hatanız olmaması lazım. Bankanın bazı şartları var. Biz daha ziyade bankaların bu şartlarını yerine getiremeyen, e, aylık geliri yüksek olmayan, Bankadan ev alma şansı olmayan, yüksek geliri olmayan kesimde yardımcı olmuş oluyoruz. Onların 170-180 bin lira mal ettiği bir evi biz 120-125 bin liraya hemen teslimatta mal ediyoruz. Daha geç alırsa bu rakam 70-80 bine kadar düşüyor. Yani ne oluyor? Ev alan ev almayanına yardım ettiği için sistemimizde ev almak daha ucuza mal oluyor. Hı hı. Kendi konut projeleriniz de var, ürettiğiniz. Bunlardan bahsetsek, şu anda hali hazırda kaç tane konut projesi satışta? Bizim şu an dört bölgede satışımız var, devam ediyor. Proje bazında da yine dört beş tane projemiz, çalışmalarımız devam ediyor. Beylikdüzü'nde bir 500 konutlu projemiz var. Onun yüzde sekseni bitti, yüzde doksanı. Ve bunun da yüzde ellisi satıldı, yüzde elli Aynı şekilde Kutköy'de bir projemiz var. O da yine 360 konut artı restans var. Orada da zannediyorum e, 500 veya 600 civarında bölüm var. Müstakil bölüm var. Bunun haricinde de e, İzmit Kocaeli'de bir nefes projemiz var. Yakuplu'da bir projemiz bitti. Bunun da biten ve çalışması devam eden projeler, inşaat halinde olanlar. Ayrıca Erzurum'da, Aydınlı'da, Darıca'da ve Kutköy'de de Yeni proje çalışmalarımız için arsa aldık. Bu arsaları da projeli çalışmalarımız devam ediyor. Peki sektörün geleceğini, inşaat sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de inşaat sektörü çok uzun zaman devam edecek. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl devam eder. Çünkü Türkiye'nin yılda 700 bin yeni eve, konuda ihtiyacı var. Artı her sene biz 1 milyon konutta yenilesek, ki yani Türkiye'de 10 milyondan fazla yenilenecek konut var demek ki her sene bir milyon konutta yenileme imkanımız olsa 10 milyon tane 10 senelik bir elimizde stok var. Yenilemeyi bekleyen, kentsel çözüm bekleyen, kentsel çözüm artı yeni ev sahibi olmak isteyenlerle beraber düşünürsek yılda 2 milyon konut üretimi yapılması lazım ama daha bu sayı bugün 1 milyonu geçmiş, geçmiyor. Evet. Kentsel dönüşme bakışınız nasıl peki? Kentsel çözüm keşke daha halkımız bilinçli olsa da 8-10 tane bina yıkılıp orada bir ada oluşsa ve adada bir çözüm üretilebilse ama maalesef halkımız bu noktada el birliği ve işbirliği yapamıyor veya işbirliğine yanaşmıyor. Yanaşmadığı için de kentsel çözüm binaların yenilenmesi oldu. Şimdi binalar yıkılıyor. O binada bir imar artışı yapılmak suretiyle binalar çözülmüş oluyor. Keşke belediyelerimiz ada ada bunlara öncülük yapsalar da kanunlar da bu noktada biraz daha yüksek. Ee, yani vatandaşın yanında olan bir kanunla e, altyapı yapılsa ada bazında kentsel çözüm yapmak lazım yoksa aynı binayı yıkıp yerine yani bir daha aynı binayı yapmanın sadece bina faydalı şey oluyor, güçlü oluyor bina, sağlam oluyor, yeni bina olmuş oluyor ama kentsel çözüm istediğimiz hedefe şu an ulaşmış değil yani.